Güneşin gizlediği karanlık aydınlanıyor. Tam 40 yıldır devam eden zulüm artık son buluyor. Dile kolay. Unutulmuş, terk edilmiş 40 yıl. Ardında çok acılar, dramlar bırakan karanlık bir dönem. Yıllardır üzerimize oradan doğar, oradan günümüzü aydınlatır, içimizi ısıtır güneş. Dönüp bakamazsın güneşe, kapatırsın hemen gözlerini. Tam 40 yıldır kapattığın gibi. Kapatırsanız gözlerinizi, göremezsiniz tabii ki güneşin ardındaki karanlık yüzleri. Duyamazsınız anaları, gelinleri, kızları. Bilemezsiniz yalnızlığa itilmiş delikanlıları. Güneş hep oradan doğar. Dünkü gibi sıcak ve keskin bakışlıdır yine. Yine unutulan, terk edilenleri var güneşin. Karanlığın ardına saklanan masum ve küçük çocuklar bugün başka bir sabaha uyandılar. Güneş bir başka doğdu bugün. Adeta bembeyaz ışıklar saçıyor. Doğunun en doğusundan umutla yükseliyor. Söyle. Allah razı olsun. Doğu Beyazıt eskiden çöp içindeydi. Evet. Sizin sayenizde Doğu Beyazıt dört yolunda ışıklandı. Ağrı Dağı'nın gölgesi çekiliyor. 40 yıldır unutulan halk yeni bir güne uyanıyor. Sokaklar cıvıl cıvıl, çocuklar koşturuyor parklarda. Yıllardır çamurun içerisine gizlenmiş ölümlerin yerine çiçekler ekiliyor bereketli topraklara. Vale başka ramada kade razı ve kade yardımçıyı ve vale zahbaş çöpçü. Çöpçü hayır temiz ki, hadi ana da razı ve. Halk ilk kez devletinin gözlerinin içini görüyor. Ben Ulaş Akan, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Sonrasında 2005 yılında devlet memuriyetine intisap ettik ve yaklaşık 12 yıldır da kaymakamlık görevini icra ediyorum ülkenin çeşitli yerlerinde. Tabii başkanımız da bizim bir çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Bir abilik, kardeşlik hukukumuz var. Başkanımızla ben ilk defa İnegöl'de kaymakamlık teftiş stajı yaparken tanıştım. Orada başkanımızın gönlünün güzelliğini, muhabbetini, yüreğinin genişliğini gördüm. 2015 yılından beri de Doğu Beyazıt'ta görev yapmaktaydım. 2017 yılının Ocak ayından itibaren de BD Başkan Vekili olarak görevlendirildim. Tabii bildiğiniz üzere Türkiye'de bu özellikle terör örgütüne irtibatı veya iltisakı bulunan belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı ve onların yerine görevlendirmeler yapıldı. Devletimizin terör örgütleriyle mücadelede ciddi bir irade ortaya koyması, sahaya hakimiyet sağlaması, araziyi tamamen avucunun içine alması vatandaşta ciddi bir güven ortamı ve huzur ortamı oluşturdu. Zaten bunun yansımalarını her alanda görüyoruz. Şu anda Doğu Beyazıt'ta 2 sene önceye kadar günlerce kepenklerin kapalı olduğu, sürekli protestoların, toplumsal olayların yaşandığı Doğu Beyazıt'ta artık bir huzur ve güven ortamı hakim. Bununla beraber aynı zamanda özellikle belediye görevlendirmesinden sonra ve özellikle İnegöl'le beraber burada belediyecilik anlamında hizmetlerin verilmesiyle birlikte vatandaşta gerçekten kurumsal kimliği olan, vatandaşın derdiyle ilgilenen, vatandaşın sıkıntılarına çözüm üreten bir belediyeciliğin de hakim olması vatandaşımızın devlete olan güvenini arttırdı. Belediyecilik bir de ekip işi açıkçası. Kaliteyle ekipleriniz olacak, teknik elemanlarınız olacak, sosyal kültürel anlamda iyi ekipleriniz olacak. Bakın yarın Doğu Beyazıt bir ilki daha gerçekleşecek. Ahmet Yani büyük bir mütefekkir, büyük bir düşünür, felsefeci. Ama Ahmet Hani ile alakalı Doğu Beyazıt haricinde belki doğru dürüst bilinmez bile. Bursa'da, İstanbul'da sonsuz. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki birkaç sene sonra bu festival, bu etkinlik çok ciddi yerlere gelecek. Ve ilkini gerçekleştiriyor Doğu Beyazıt. Yani İnegöl'den folklor ekibimizi, halk dansları ekibimizi getirdik. Burada etkinlikler yapacak. Farklı konserler olacak, farklı konferanslar olacak, münazaralar olacak. Ve ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki Doğu Beyazıt'ın tanınmasına faydası olacak. Yaşadığımız yer Doğu Beyazıt, burası Doğu Beyazıt, bulunduğumuz yer. Doğu Beyazıt'ta o kadar çok özellik var ki yolda da anlattım. Yani bu şehir için
turistik anlamda yeter de artar bile. Ama önemli olan bunları ortaya çıkarabilmek, altyapıyla bunu tamamlayabilmek. Kaymakam ekibiyle beraber bunu yapmaya çalışıyor. Yani burada hem fiziki anlamda bir değişim dönüşüm sağlanmaya çalışırken hem de sosyal kültürel anlamda da bir değişim dönüşüm. Ama az önce Kaymakam Bey'in özellikle ifade ettiği bir konu var ki artık bu ülkenin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir ve beraber olması gerekli, güçlü olması gerekliliğini çevremizdeki ülkelerde cereyan eden olayları görerekten çok daha iyi anlıyoruz. Ve dolayısıyla biz et ve tırnak gibiyiz 1000 yıldan beri. Asla kimse bu kardeşliği bozamayacak ve yapılan bu hamlelerin tamamının da asıl ana gayesi budur. Ve ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki o fiziki değişim dönüşümde zaten gerçekleşecektir. Yani bir tane orta refüje doğru düz çim görmezken, bir çiçek böcek görmezken bugün hamdolsun çok ciddi bir değişim dönüşüm başladı. Doğu Beyazıt asfaltla tanıştı, Doğu Beyazıt parklarla tanıştı, Doğu Beyazıt kaliteli temizlik hizmetleriyle tanıştı. Doğu Beyazıt adamına göre belediyecilikleri de herkese standart ve kuralına, kaidesine göre yaklaşan bir belediyecilik anlayışıyla yani konuştuğumuz süre 5-6 ay. Devletin vakur ve kararlı duruşu Doğu Beyazıt'ta sevinç, güven ve coşku ile başlıyor. Vatanın her sathında huzuru, güveni ve hizmeti görev ve sorumluluk olarak ilke edinen devlet, her an görevinin başında, halkın yanında. Bir sofranın etrafında toplanıyor çocuklar. Bu öyle bir sofra ki her yudumda ilmi, kültürü, güveni ve geleceği yudumluyor Doğu Beyazıtlı çocuklar. İlk kez bir halayın ucunda gülüyor ve bir oluyor delikanlılar. Kültür ile, sanat ile buluşuyor İshak Paşa Sarayı. Minaresinin ucunda doğan güneş, penceresinin eşiğinde veda ediyor güne. Vesile olan başta Doğu Beyazıt Belediyesi ve İnegöl Belediyesi olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da yine sonsuz teşekkürler olsun. Hep beraber gayret edeceğiz. Yanlışa karşı mücadele edeceğiz. Zalime karşı mücadele edeceğiz. Mazluma karşı kol kanat germeye devam edeceğiz. Bileceğiz ki bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bizi kimse dilimizden dolayı ayıramaz, ayıramayacak. Yine Ahmet Elhani'nin hayatı örnektir. Dört dilde konuşmuş, dört dilde de yazmış. Kürtçe biliyor, Türkçe biliyor, Farsça biliyor, Arapça biliyor. Hepsinde yazmış, hepsinde konuşmuş. Dil biliyorsunuz aynı zamanda gönül demektir. Biz hangi dili konuşursak konuşalım, dilimizden barış çıkacak, dilimizden insanlık sözleri çıkacak, dilimizden esenlik sözleri çıkacak. Kolay değildir elbet Ahmedi olmak. Kolay değil unutulan topraklarda bir sevdayı kaleme almak. Unutulmamak kolay değildir. Her türlü tehdide, zulme, işkenceye karşı koyup ölümlerin altından süzülerek yürümek velhasıl kolay değildir. Ahmedi Hani olmak yürek ister, beceri ister, sevda ister. Yüzlerce yıl sonra Hani'nin yolundan gitmek yürek ister.